İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Tarım olmazsa yaşam olmaz. Geçen sene katıldığı Tarsus İncir Şenliği'nde tarımsal hizmetler konusunda üreticinin yüzünü güldürecek önemli projelerimiz olacak dediğini hatırlatan Başkan Seçer, incir fidanı dağıtımı gerçekleştireceğiz sözünü o tarihte vermiştim ve bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğuyla bir aradayız dedi. Fuat Oktay, Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de de alacağız. Beraberinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz'la birlikte Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında onarım çalışması yapan Norveç Bandralı Scandit 7 adlı gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerine zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters göze bakılmasına dahi asla müsaade etmeyeceklerini belirtti. Tanık Gazetesi. Mersin'de torpil depremi. CHP Mersin Milletvekili ve PM üyesi Ali Mahir Başarır, kentte yer alan kamu hastanelerinin üst düzey yönetici kadrolarına Mersin AKP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin birinci derece akrabalarıyla yakınlarının torpille atanması iddialarını meclis gündemine taşıdı. Yöresel tandır kültürü kazanç kapısı olacak. Türk kültürünün en önemli unsurlarından birisi olan tandır kültürünün Nizitli'li kadınlar için önemli bir kazanç kapısı olacağı bildirildi. Mersin Gazetesi. Gelir eşitsizliğinde ve yoksullukta Mersin zirvede. Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını paylaştı. Antmen, AKP ile 12 Eylül kalıcı hale geldi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yılında yaptığı açıklamada, AKP iktidarı Kenan Evren'in devamıdır, boynuz kulağa geçmiş, AKP ile 12 Eylül darbe dönemi bile aranır hale gelmiştir, dedi. Güney Gazetesi. 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yılı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdiği 12 Eylül darbesiyle Türkiye, Silahlı Kuvvetlerin yönetime 3. müdahalesini yaşadı. Tıp öğrencisi virüse yenildi. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi intern doktor Gülnarlı Merve Mercan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hakimiyet Gazetesi. Akdeniz'e açılmaya hazırlanan Kanuni isimli sondaj gemisi NATO limanında kırmızı beyaza boyandı. Kanuni gün sayıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan Türkiye'nin 3. sondaj gemisi Kanuni, Akdeniz'e açılmak için gün sayıyor. Zorbalığa karşı öz savunma. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınlara ve çocuklara karşılaşabilecekleri şiddet olaylarında fiziksel öz savunma gerçekleştirebilmeleri amacıyla kişisel savunma eğitimi veriyor. Haberci Gazetesi. Ballı atamalar mecliste. CHP'li Başarır, Mersin'deki tüm hastanelerin üst düzey yönetici kadrolarına Mersin AKP milletvekilleri, il ve ilçe yöneticilerinin birinci derecede akrabalarıyla yakınlarının torpille atanması iddialarını meclis gündemine taşıdı.
Hukukçuluk bir yaşam biçimidir. Mersin Barosu'nda avukatlık stajına başlayacak olan 16 stajyer avukat, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz'ı ziyaret ederek süreç hakkında bilgi aldı. Akdeniz Gazetesi. Müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Doğu Akdeniz kıta sahalarıyla birlikte Türkiye'nin kendi hak ve menfaatlerine zerre, bir milim, şu veya bu şekilde ters gözle bakılmasına dahi asla müsaade etmeyeceğini belirterek, Karadeniz'de elde ettiğimiz başarılı sonuçları inşallah Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta birlik ve beraberlikle çalıştığımızda burada da bu güzel haberleri alacağız dedi. Mütercimler hakkında suç duyurusu. Mersin Gücü Gençlik Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas ve Yönetim Kurulu üyeleri, İmam Hatip Diler'e yönelik sözleri nedeniyle Erol mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu. İMC Gazetesi. İngiliz Yağ Fabrikası, Sanayi Müzesi olsun. Mersin'in bütüncül bir planlama çerçevesinde yönlendirilmemesi, kentin ekonomisine canlılık kazandıracak çok önemli potansiyele sahip, kültürel değerlerinin atıl kalmasını beraberinde getiriyor. Şehit öğretmen Buminhan Temizkan anıldı. Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994 tarihinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Buminhan Temizkan mezarı başında anıldı. Yeni Güney Gazetesi. Seçer, incir üreticilerine verdiği sözü yerine getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçen sene ilk kez düzenlenen Tarsus İncir Şenliği'nde Tarsuslu incir üreticilerine verdiği incir fidanı dağıtımı sözünü yerine getirdi. Roma yolu gün yüzüne çıkarıldı. Silifke ilçesine bağlı Uzunca Burç mahallesindeki Diakosera Antik Kenti'ndeki Roma yolu temizlenerek antik kente gezmek isteyenler için alternatif bir gezi parkuru haline getirildi. Yeni Haber Gazetesi. Milletvekili Olcay Kılavuz ve Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu'dan Emniyet Müdürü'ne ziyaret. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toğlu, MHP Erdemli İlçe Başkanı Fatih Serin, Erdemli'ye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başoğlu ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Gültak, tarihi Mersin evlerini yaşatalım. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin'in en eski eşraflarından biri olan Atat ailesince restore edilen tarihi Mersin evini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.